Fiorentina, Juventus, AC Milan ve Inter Milan gibi tüm önemli Serie A takımlarının formasını giyen Baggio'nun 94 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltıdan Galatasaray'ın kapısından dönmesine kadar bilinmeyenlerle ya da hatırlamak istediklerimizle dolu hikayesini anlatıyorum bu hafta sizlere. Roberto Baggio 1967'de Vicenza şehrinin küçük bir semti olan Caldone'da doğdu. 8 kardeşten 6.sıydı, ailesi zengin değildi. Ama Baggio kendi biyografisinde futbolun kendisi için bir kurtuluş olmaktan çok bir keyif aracı olduğunu söylüyordu. Sokaklarda oynasa da kendisini yeterli gelmiyor, gün bitene dek futbolun büyülü dünyasının içerisinde kayboluyordu. 9 yaşındayken doğduğu semtin takımı Caldone sokak arasında Baggio'yu görüyor ve altyapısına katıyordu. 13 yaşındayken bir maçta 6 gol atınca Vicenza'nın scoutu Antonio Mora elini çabuk tutarak 450 euroya bir efsanenin başlangıcını yapıyordu. 2 sezon boyunca Vicenza genç takımında oynadığı 120 maçta 110 gol attı Baggio. Vicenza genç takım antrenörü Giulio Savoini onun için şu an yaptığı tüm özel hareketleri henüz bir çocukken de yapıyordu. Top sürme ve futbolun sihri. Bunlar bir oyuncuyu üzerinde yetebileceğiniz şeyler değil. Topu rakibinin bacakları arasından geçirir ve yanından geçip giderdi. Ve elbette yaklaşık 20 metreden kullandığı tam köşeye giden serbest vuruşlar. Vicenza A takımına alındığında daha 15 yaşındaydı. Hem de İtalya Futbol Federasyonu'nun 16 yaşından önce oynama yasağı olmasına rağmen. Serie C1'de 3 senesini geçirdi. Kendisini idol olarak belirlediği Zico'nun futbol tarzını örnek alıyor ve onun gibi oynamaya çalışıyordu. Giulio Savoini 1982 yılında İtalya Kupası'nda Juventus'la oynayacakları maçla ilgili şu anekdotu anlatıyordu. Roberto sakatlığını atlatmak üzereydi ve ben de ona yardımcı oluyordum. Hiçbir zaman spor salonunda çalışmayı sevmedi. Tek ilgi duyduğu şey futbol topu ve oynamaktı. Ona eğer iyi çalışırsan Juventus maçında seni oynatabilirim dedim. O da çok sıkı çalıştı ve biz de maçın son 20 dakikasında oynattık. Sadece iyi değil çok iyi oynadı o maçta. Maçtan sonra antrenör Giovanni Trapattoni geldi ve sordu. Sahadaki o çocuk da kimdi? Baggio aktif futbolculuk kariyeri boyunca sadece İtalya'da forma giymesiyle kendisini diğer ülkelerde izlemek isteyenleri uluslararası turnuvalar dışında kendisinden mahrum bırakıyordu. 1982 ile 1985 yılları arasında 3 sezon boyunca Vicenza forması giymiş olan Roberto Baggio 36 lig maçına çıktı. Bu 36 lig maçında 13 kez de gol sevinci yaşayıp 1985'te İtalya'nın güçlü kulüplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. 5 sezon Fiorentina forması giymiş olan Roberto Baggio 94 Serie A maçında görev aldı ve 39 kez fileleri havalandırdı. Fiorentina taraftarı üzerinde de oldukça etkili bir isim haline gelmişti bu 5 sezonda. 89 yılında oynanan Fiorentina-Bologna maçı bir futbol terörüne sahne olmuştu. Bologna taraftarlarını taşıyan trene Molotov kokteyli atılmış ve içlerinde 14 yaşında bir çocuğun da olduğu taraftarların yaralanmasına sebep olunmuştu. Kasım 89'da bir kez daha karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçı öncesinde Baggio, Fiorentina taraftar grupları içindeki en sert ve aşırı grupla bir görüşme sağlıyordu. Onlara bir daha buna izin vermeyeceğimi söyledim. İlk kavgada hatta ilk afiş veya yan bebek yan gibi çirkin tezahüratta sahayı terk ederim demişti. Maç içerisinde Bologna taraftarının tüm kışkırtmasına rağmen Fiorentina taraftarı Baggio'ya verdikleri sözü tutuyor, Bolognalıların kümeye kümeye tezahüratına karşılık Baggio'ya selamlar olsun karşılığı veriyorlardı. 90 Dünya Kupası'nın hemen öncesinde Juventus'un o zamanlar için baş döndürücü teklifi geldi Fiorentina'ya. Teklif 14 milyon dolardı. Baggio ise gitmek istemiyordu. Kulüp reddedilmesi çok zor bir teklif almıştı.
iş resmiyete döküldü. Bu o güne kadar bir futbolcu için ödenmiş en yüksek bonservis ücretiydi. Mor menekşelere gönül verenler ise sinirliydi. 3 gün boyunca eylem yaptılar. Floransa'da ciddi bir isyan çıktı. Olaylar sırasında 50 civarında insan yaralanmıştı. Baggio teklifin kulüp adına reddedilmeyecek boyutta iyi olduğunu belirtiyordu. Bu ücretle dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını gönülsüz de olsa elde etmişti. Floransa'nın haylaz yeteneği Torino'nun her daim zenginliğiyle bilinen ülkenin en güçlü takımına transfer oluyordu. Primleri ve ek gelirleri maaşına dahil ettiğimizde ise yıllık 4 milyon dolarlık bir kazanç elde edecekti. Juventus'ta futbolunu bambaşka bir seviyeye çıkartan Roberto Baggio, Avrupa'nın en tehlikeli futbolcularından birine dönüşüyordu. Ünlü şarkıcı Madonna, Roma'da vereceği konserde onun milli takımda giydiği 15 numaralı formayı giymek istiyordu. 1990 ila 95 yılları arasında Juventus'un gol makinesine dönüşmüş olan Roberto Baggio, bu 5 yıllık sürede toplam 141 Serie A maçına çıkıp 78'de gol attı. Aynı zamanda bu sürede birçok kupa kazanan Roberto Baggio, 94 FIFA Dünya Kupası'nda finale kadar yükselen İtalya milli takımının da kadrosunda yer aldı. Finalde Brezilya ile karşılaşan İtalya adına bir de penaltı vuruşu kullanıyor fakat gol yapamıyordu. Bunun sonucunda Dünya Kupası'nı kazanan taraf Brezilya oluyordu. Tarih boyunca kendisinin hatırlanacağı penaltıyı attığı maç için Baggio, o maçta tek bacağı kalsa dahi oynamak için can atacağını ifade etmişti. Fakat finalde yaşadığı bu talihsizlik, Baggio için hayranlarının aklında her zaman bir ukde olarak kaldı. 1990'da transfer olduğu Juventus'tan 95'te ayrılıyor, bir başka İtalyan devi AC Milan'a transfer oluyordu. Burada 2 sezon forma giyerken bu sürede toplam 51 lig maçına çıkıyor, 12 kez de meşin yuvarlağı filelere yollama başarısı gösteriyordu. 1997'de AC Milan'da sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Roberto Baggio, Bologna kulübüne satılıyordu. Kendisine birçok kulüpten az bir ücret öneren Bologna da bir dönemler milli takımda da beraber oynadığı arkadaşı Giuseppe Signori ile iyi bir hücum ikilisine dönüştüler. Burada forvet oynamamasına rağmen 30 maçta 22 gol buldu, birçok kere de asist yaptı. 1998'de bir kez daha transfer yapıyor, Bologna'dan Inter'e gidiyordu. Baggio burada ise 49 Serie A maçına çıkıyor fakat sadece 9 gol atabiliyordu. Baggio'nun çocukluğunda tuttuğu takım olduğunu ifade ettiği Inter'de bu performansı sergilemesinde şüphesiz kariyeri boyunca yıldızın hiç barışmadığı Marcelo Lippi'nin Inter'in başına getirilmesi çok etkili olmuştu. Baggio bir keresinde Lippi hakkında şunları söylüyordu. Lippi benden takım içinde kendine karşı olan oyuncuları bulmamı ve isimlerini söylememi istedi. Ben bunu yapmayınca da bana savaş açtı. Sorun oynamamam değildi. Beni oynatmadığında kendisine birçok eleştiri yöneltiliyordu. Beni yok etmek istedi ama başaramadı. Inter'den ayrılacağı belli olan Baggio'ya Avrupa'nın çeşitli yerlerinden hatta Japonya'dan pek çok teklif geldi. Bu tekliflerden de birine evet dedi Baggio. O kulüp Galatasaray'dı. Bir akşam arkadaşlarıyla yemek yediği esnada kararından vazgeçirdi etrafındakiler Roberto Baggio'yu. O sezon Giorgio Hagi ile Galatasaray UEFA Kupası ve Süper Kupayı müzesine götürürken Baggio'nun Brescia kariyeri başlıyordu. Müzik 2000 yılında Inter'den ayrılıp Brescia ile sözleşme imzalayan Roberto Baggio, Brescia'da 4 sezon forma giydi. Bu sürede 95 maça çıkan kutsal at kuyruğu 45 kez gol sevinci yaşadı. 2004 yılında 37 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan Roberto Baggio, 1982 ile 2004 yılları arasında 22 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerinde toplam 488 ulusal lig maçında görev aldı ve 218 gole ulaştı.
Baggio ayrıca 56 kez giydiği İtalya milli takım formasıyla da 27 kez gol sevinci yaşadı. Genelde sıkıcı ve defansif görülen İtalyan futbolunu Avrupa'ya ve dünyaya kendi yeteneğiyle bambaşka bir şekilde takdim eden kutsal at kuyruğu dünya futboluna damgasını vuruyordu. Günümüzün futbolcularını izledikten sonra değeri daha da iyi anlaşılan eski futbolcuların içinde simge isimlerden olan Baggio belki tarih boyunca kaçırdığı penaltıyla hatırlanacak. Ama onun her zaman efsane bir futbol virtüözü olduğu gerçeği ilelebet değişmeyecek. Bu hafta sizlere 90'lı yılların İtalya futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Baggio'yu anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İlerleyen haftalarda yine dünya futboluna ya da Türk futboluna damgasını vurmuş isimleri anlatmaya devam edeceğim. Geçen videoda atlamıştık ama bu sefer sorumuzu soralım. Videoyu sonuna kadar izleyenlere bu bölümdeki sorumuz şu olsun. Son 20 yılı baz aldığımızda İtalya Ligi'nin en iyi golcüsü sizce kimdi? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.